Donald Trump'ın bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'ye sarıldığı bilgisayar tarafından üretilen bu fotoğraf ya da Joe Biden'ın New Hampshire seçmenlerine ön seçimlere katılmamaları çağrısında bulunduğu bu ses kaydı birer yapay zeka ürünü. We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket. Günlük yaşamdaki yerinin ve görünürlüğünün artması yapay zekayı ABD'de popüler bir tartışma konusu haline getirdi. Silikon Vadisi'ndeki bazı uzmanlara göre 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde bazı yapay zeka içerikleri siber güvenlik saldırılarından daha büyük bir tehdit oluşturabilir. Uzaktan sisteme sızıp da oyları değiştirmektense insanların kafasını karıştırmak, onlara yanlış haberler sunmak veya oylarını yönlendirmek yolundaki yapılan çalışmalar inanılmaz kolay. Herkesin küçük bütçesi olan yani yabancı teşkilatlar olsun ya da bireyler olsun istedikleri kadar yapay, sanal, sahte content içerik çıkarabilecekler. But I think the continued challenge that bence Amerika'nın karşılaşacağı zorluk özellikle yapay zeka ile dezenformasyon tarafı. Çok fazla içerik yaratabilir, içeriği çok daha kolay manipüle edebilirsiniz. Bir deepfake oluşturmak baştan sona 15 dakika sürüyor. İnternette pek çok ücretsiz hizmet var. Eğer daha iyisi için para ödemek isterseniz 32 saniyelik bir ses klibi sadece 2 cent. Bu gelişmeler artık siber güvenlik saldırısı ve oylara doğrudan müdahale risklerinde ikinci plana itmiş görünüyor. İran, Rusya ve Çin siber saldırı tehdidi olarak görülen ülkelerin başında geliyor. Oltalama mı diyelim, phishing mi diyelim, hackerlar içinde, sistemlere sızan bu gruplar içinde, istihbarat teşkilatları içinde en etkin yöntem hala o. Özellikle mesela sanırım Roger Stone bu konuda yakalandı.